6 Şubat tarihinde Çağlayan Adliyesi'nde gerçekleşen silahlı çatışmanın ardından yalnızca birkaç saat sonra Halkın Hukuk Bürosu'nda bir polis operasyonu gerçekleştirildi. Polis operasyonunun gerekçesinin avukat arkadaşımız Seda Şaraldı hakkındaki yakalama emri olduğunu öğrendik. Bir hukuk bürosu olduğu için savcı eşliğinde gerçekleştirilen bu operasyonda Seda Şaraldı dışındaki avukat arkadaşlarımız kendi haklarında bir yakalama kararı olmadığını öğrendiklerinde bunu dile getirdiklerinde savcı tarafından sizin hakkınızda da bir şey buluruz diyerek bu ciddiyetsizlikle gözaltına alındılar. Sadece o sırada büroda bulundukları için gözaltına alındılar. Bunun altını çizmek istiyoruz özellikle. Seda hakkındaki yakalama kararının ise hiçbir gerekçesi, hiçbir dayanağı yoktu. Dosya hakkında 24 saat avukat görüş yasağı vardı. 7 Şubat tarihinde akşam saatlerinde arkadaşlarımızı ilk kez görebildik. Onların da dosyaya dair herhangi bir bilgileri yoktu o aşamada. 8 Şubat tarihinde emniyet ifadeleri alındığında gizlilik kararı sebebiyle hiçbir bilgiye sahip olmadığımız dosyaya dair ilk izlenimlere sahip olabildik. Emniyette kendilerine yöneltilen sorular üzerinden. Sorular demek aslında yanlış olur. Çünkü temel olarak tek bir soru vardı. 6 Şubat tarihinde gerçekleşen bu eylemi, bu silahlı çatışmayı gerçekleştiren iki kişiyi tanıyıp tanımadıkları. Onun dışında da Halkın Hukuk Bürosu'nda ele geçirilen dijital materyaller. Bu dijital materyalleri açmak istiyoruz aslında. Çünkü dijital materyaller deyip bunların sanki örgüte dair bilgiler içeren materyaller olduğu iddia ediliyor ve ana akım medya tarafından da bu böyle lanse ediliyor. Aslında her aşamada, aslında savcılık aşamasında, sorgu aşamasında da Halkın Hukuk Bürosu avukatı olan arkadaşımız Seda Şaraldı'nın ayrıntılarıyla izah ettiği üzere ele geçirilen bu dijital materyaller CD'ler ve flash belleklerden oluşuyor ve bunların tamamı büronun müvekkillerinin dava dosyalarına dair bilgi ve belgeler içeren dijital materyaller. 9 Şubat tarihinde arkadaşlarımız adliyeye çıkartıldığında yöneltilen sorularda bir günde aslında kurgulanan yeni bir durumla karşı karşıya kaldık. Arkadaşlarımız Seda ve Betül'e bu kez örgüt yöneticiliği iddiasıyla yaklaşıldı. Gerçekleştirilen çatışmanın bir örgüt eylemi olduğu ve böylesi bir eylemin bir yerlerden talimat almadan gerçekleşemeyeceği ve arkadaşlarımızın da hukuk bürosu avukatları olarak bu talimatı veren yöneticiler arasında olduğu iddia edildi. Ancak bu sadece iddia aşamasında kalmış bir durum. Ne dosyanın içeriğinde ne de savcı ya da sorgu hakimliği tarafından arkadaşlarımıza bu iddiayı neye dayanarak yönelttiklerine dair tek bir bulgunun olmadığını çok açıklıkla biliyoruz. Öyle ki bu durum zaten arkadaşlarımızın tutuklama gerekçesine de yansımış durumda. Tutuklama kararında yalnızca büroda ele geçirilen bu dijital materyallerin henüz incelemelerinin tamamlanmamış olduğundan bahsediliyor. Bu tamamlanma belki, bu materyallerin incelemesinin tamamlanması belki de çok uzun bir süre alacak. Ancak ne yazık ki bu süre boyunca arkadaşlarımızın tutuk gerekçesi yapılacak bunlar. Çok ciddi bir hak ihlaliyle karşı karşıyayız. Bir kere öncelikle bu açıdan. Belirtmek istediğimiz birkaç ayrıntı daha var, özellikle altını çizmek istediğimiz. Başta söylediğimiz gibi Seda hakkında bir yakalama kararıyla gelinmişti. Hiçbir dayanağı olmaksızın. Ve diğer avukat arkadaşlarımız sadece o sırada büroda bulundukları için alındılar. Bu öyle ki yani 10 dakika önce bürodan çıkmış olsalar ya da o gün hiç gitmemiş olsalar bu gözaltı işlemi gerçekleşmeyecekti onların hakkında. Çünkü yoktu, sonradan oluşturuldu. O sırada Halkın Hukuk Bürosu'nun kapısında bir sucu olsa sucu da gözaltına alınacaktı ve belki de tutuklanacaktı belli ki. Böyle bir absürtlükle karşı karşıyayız.